Şimdi herkesi yönetmek istiyorsa bu ne anlama gelir? Ee, çocuklarda mı, şeyde mi? Çocuklarda mı, ya, yetişkinler hiç, her yer hiç Hiç fark etmez hocam. Yani. Şimdi herkesi yönetmek istiyorsa onun güç motivasyonu yüksek bir defa. Herkesi yönetmek istiyor, güç motivasyonu. Ama mesela sadece çocuğunu ya da etrafında yönetmek istiyorsa bu kaygılı olduğu anlamına da gelebilir. Tamam mı? onun şeye bakmamız lazım. Genel mesela böyle bir ortamda mı yönetmek istiyor yoksa çocuğunu, eşini mi yönetmek istiyor? Eğer kontrolcü ise ki haftaya onu işleyeceğiz bu arada. Kontrolcü anne baba işleyeceğiz. Eğer kontrolcü ise bunun temelinde de büyük bir kaygı da olabilir. Güç motivasyonu yüksek olanlar diğer insanları yönetirken kaygılanmazlar. Akar. Keyif alır. Onun için çocuklarda çok görüyoruz bunu. 4-5 yaşında çocuklar arkadaşlarını yönetiyor. Oyun kuruyor. İşte o çocukların güç motivasyonu çok yüksek. O çocukları ben seviyorum yani çok seviyorum. Evet. Ama e, güç motivasyonu yüksek olanların Hitler'in de çok yüksek. Atatürk'ün de çok yüksek. Fark ne? Biri değer odaklı, diğeri değer odaklı değil. Evet. Çocuklarda da güç motivasyonu iki şekilde olabiliyor az önce anlattığınıza göre hocam. Ee, mesela lider çocuklar olabiliyor bahsettiğiniz gibi ya da o güç motivasyonunu kullanıp başkalarını hükmetmek isteyip zorba çocuklara dönüşebiliyorlar. Evet. Zorbalık da şu an günümüzde çocuklarda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Akran zorbalığı özellikle. Evet. Çok doğru. İşte güç motivasyonu yüksek olması şeye benziyor. Bıçak iyi midir, kötü müdür? Ekmek kesersen iyidir ama birisini bıçaklarsan kötüdür gibi. Hep değerler sistemine çıkıyor ve zorbalar da, zorbalar da diğer insanlar üzerinde e, güç kullanmak ister. Şimdi mesela bunun araştırması yapılabilir aslında. Güç motivasyonları zorbaların bakılmış mı, bakılmamış mı bilmiyorum ama bakacağım araştırmalara e, güç motivasyonların yüksek olduğu sonucunu aslında çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Motivasyonlar zaman içinde değişiklik gösterebilir mi? Örnek veriyorum bir çocuk güç motivasyonu çocukken olmadığı dönemlerde, ileriki dönemlerinde, yetişkinliğe doğru gittiği dönemlerde güç motivasyonu artabilir ya da başka motivasyon düşebilir mi? Yani bunlar zaman içinde değişiklik gösterebiliyor mu yoksa hep aynı mı devam Bunu ediyor? ya merak ettiğin için soruyorsun. Evet. Evet çok güzel. O kar kardeşiniz de merak etti bu soruyu. Ee, gerçekten ben de merak ettim bu soruyu. Sonra bu ölçeği geliştirdik Ömer Antaylı'yla. E, Ömer Antalya'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde profesör. Şimdi Rochester'a gitti orada psikoloji bölümünde. E, ve biz bunu merak ettik. E, birinci sınıf öğrencilerine yaptık bunu. Sonra aynısını yine dördüncü sınıf öğrencilerine yaptık. Değişiyor mu değişmiyor mu? Değişiyor. değişiyor. Çok az değişiyor. Çok az. O zaman da şu soru çıkıyor. Bu doğuştan mı geldi acaba? Yoksa küçüklükten yani 7 yaşına kadar anne baba bunu verdi mi? ama %15 civarında değiştiğini gördük ki araştırmalarda %15 de çok anlamlı olmayabilir. %15 değişimi anlamlı olmayabilir. Bunun üzerine gitmedik ama çok çok fazla değişmiyor. Tabii. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi başarı motivasyonunda şöyle bir şey dediniz. Narsist kısma gittiğinde işte ben bunu yapamazsam kimse beni sevmeyecek. Tarzı bir düşünce kendimi ispat etmem lazım sevilmem lazım onay görmem lazım rezil olmamam lazım hı hı. evet peki şu düşünce neye girer onu merak ediyorum. ben bunu hani nasıl anlatayım? zaten yapamayacağım o zaman ben bunu hiç uğraşmayayım evet bu düşünce mesela bir çocukta onun altında yetersizlik oluyor genelde hı hı. şimdi sizde yetersizlik varsa yetersizliğinizin anlaşılmaması için ya her şeyi mükemmel yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Yapmadığınızda da anlaşılmaz. Peki buna yapılabilecek bir ya bir şey var mı? Var ya da tabii iç ki. değerleri nasıl yükseltebiliriz? Var için? tabii ki. Birincisi şunu anlayacağız. Anne baba o yetersizliği nasıl oluşturmuş? Bunu anlayacağız. Nasıl oluşturuyordu? Hep tekrar diyoruz programda. Aşırı eleştiri, aşırı övgü, aşırı kontrol, aşırı müdahale ve istemeden yardım etme. Yetersizlik inancı oluşuyor. Ya da dilimizde ne diyoruz? Yetersizlik hissi diyoruz. Aslında his değil de o bir inanç. Yetersizlik inancı oluşuyor. Çocuk mükemmel olabilir ama ben yetersizim diye korkuyor. Çıkmaması için de ne yapıyor? Çıkmaması için de yetersizliğimi anlamasınlar diyor. Her şeyi mükemmel yapayım ki anlamasınlar. Ya da hiç yapmayayım ki riske almayayım. Ben daha çok küçükken e, eniştem vardı bana şey demişti. E, 100 tane koyunun yoksa 100 tane koyunun çalınmaz ve rahat edersin demişti. Onu da ben niye dediğini anlamadım. E, i̇şte köyde koyun çalıyorlarmış da. 100 tane koyunun yoksa 100 tane koyunun çalınmaz demişti. Rahat olursun. Evet ben yetersiz hissediyorsam kendimi e, böyle ortamlara sokmam. 100 koyunum olmaz ama rahat ederim. Böyle olur. Yardım etme ile ilgili bir şey anlatacağım size. Şimdi siz bir kişisiniz. Siz de bir kişisiniz. Tamam mı? Çocuklar diyorum 10 tane matematik sorusu soruyorum. Hadi yapın bakalım diyorum. Tamam mı? Siz de yapıyorsunuz. Ben de sırada geziyorum. böyle geziyorum aranızda. İsim? Ali. Ha? Ali. Ali. Tamam. Ali'cim şunu şöyle yap. Buraya koy. Bak 5 yaz. 5 yaz. 8 yaş. topla 12 tamam. Diğerinde de şuna bak diyorum. Tamam mı? Yine böyle gidiyorum. Sonra buraya geliyorum. Tamam mı? Geliyorum bakıyorum. Ha tamam geçiyorum. İşte, tamam araştırma. Bu, e, böyle bir senaryo veriyoruz. Sonra size soruyorum. Size soruyorum. Öğretmen hangi çocuğu yardım ettim etmedim. Değil mi? Sizce öğretmen hangi çocuğu daha zeki ve becerikli görüyordur? Yardım ettiğini mi, yardım etmediğini mi? Tamam, araştırmalar çok net. Tabii ki etmediğini. Çünkü yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam, onun matematiğinin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Yardım etmiyorsam, o kendisi halledebilir diye düşünüyorum. Hangisini yeterli görüyorum? Bu grubu. O zaman yardım ettiğimiz zaman ne oluyor? Çocuk talep etmeden bu arada. İlişkiniz güçlüyse çocuk talep edecek zaten. Talep etmeden yardım ettiğinizde ne oluyor? Çocukta yetersizlik inancı oluşuyor demeyelim, oluşabiliyor. Bu riski düşüneceğiz. Peki başka bir şey daha sorayım size. Matematik sorusu sordum. Baktım. Evet, 10 doğru. Sonuç 10 doğru. Bu gruba geldim. Baktım. Evet, 10 doğru. Aferin be sana Ali. Aferin. Süper. Devam et dedim. Şimdi tekrar soruyorum. Öğretmen bu çocuğumu daha matematikte yetenekli, iyi, yeterli görüyor. Bu çocuğumu daha çok görüyor. Bu çocuğu daha. Hani övgü iyi diyorduk. E ne oldu? Övdüğüm zaman ne oluyor? Övdüğüm zaman ne oluyor? Sen sen e, gaz veriyorum yani. O zaman bakın bunu her yaşta yapıyorlar. 7 yaşından önce çocuklar çok anlamıyor. Bazen 8 bazen 9 ama ondan sonra çok övülen çocukların daha yetersiz olduğunu yetersiz olduğu şeklinde insanlar yorumluyor. Ki bu yani gösterdik deneyi. Siz de öyle düşünürsünüz. Değil mi? Yetersiz değil mi başardın? Bravo. Ve benim övgümü hak ettin. Seni yeterli görmüyordum. Sen başardığın için benim övgümü hak ettin. Sen zaten yeterliydin. Yeterli olduğu için zaten yaptın. Yani övecek bir şey yok burada. Ne oldu? Övgü yetersizliğe götürdü. Ve o zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz şunu yapacağız. İç motivasyon, dış motivasyon zaten biliyoruz. Çocuklarımız iç motivasyonla yapsın. Tamam mı? İç motivasyonla yapsın. Dış motivasyonla yaptırtabilirsiniz ama devam ettiremez. Yani bunun en çok kullanılan dış motivasyonda ödül ve övgü aslında. Ödül cezadır demiştik, değil mi? Ödül cezadır. Biz iç motivasyonla yapsın. O ne demiştik? İlgi, değerler, ilgi, değerler ve merak. Ve aynı zamanda çocuklar bir şeyleri kendi o dört tane motivasyon kaynağı saydım ya, onları kullanarak yaparsa ki bu herkeste farklıdır. Kullanarak yaparsa, o zaman çocukları yönetmek, kontrol etmek zorunda değiliz. Onlar zaten bir akışa. ...girer. Tamam mı? Soru, evet. Hocam benim bu konuyla alakalı bir sorum olacaktı. Hı -hı. Son zamanlarda hep gözlemlediğimiz... ...ödül yerine ceza. İlk önce sanki ceza... ...sonra ödül gibi. Örnek veriyorum... E, ...ödevlerini yaparsan seni sinemaya götüreceğim. Yoksa odanı toplarsan... E, ...seni parka götüreceğim. Bu tarzdaki önermeler sizce... ...doğru bir yöntem mi çocuklar üzerinde? E, değil. Neden? Zaten ödülü işlemiştik. Ama... Ben ödülde en büyük şu sıkıntıyı görüyorum. Şimdi ben size diyorum ki, ismin? Rahmi Burak. Rahmi Burak. İkisini birlikte mi kullanıyorsun? Evet. Tamam, Rahmi Burak. Şimdi ben Rahmi'ye e, rica ediyorum. E, ya diyorum e, param yok, e, beni sinemaya götürür müsün diyorum. Tamam mı? Ve diyorum ki Rahmi beni seviyordur. Param olmadığını da söyledim. Beni sevdiği için. Benim ihtiyacımı karşılar, bana bir iyilik yapar diyorum. Ondan sonra diyorum ki Rahmi çok iyi bir insandır, beni de çok seviyor, o, rica edersem kırmaz beni diyorum. Rahmi de diyor ki, tabii ki diyor sinemaya götürürüm diyor. Ama karşılığında senden ne istersin mesela? Bir şey iste. Yemek ısmarlar. Aa sinemaya götürürüm ama diyor, çıkışta da diyor sen bana yemek ısmarlarsan götürürüm diyor. Şimdi soralım. Rahmi beni seviyor mu sevmiyor mu? Sevdiği için mi yapıyor? Yoksa o yemek için mi yapıyor? Ne oldu? Rahminin beni sevdiğine ben çok inanmam. E tabi yani çıkarı var yapar tabi. Ödül de çocuğa bir şey yaptırsanız bile temelde çocuk sevilmediğine inanmaya başlar. Onun için bu açıdan onu hiç e, önermiyoruz. Ceza daha da kötü. Ceza daha da kötü. Çünkü cezalandırılan çocuklar e, kendisiyle empati kurulmadığı için daha çok zorbalık işte bu çocuklar yapıyor. E, zorba olmaya başlıyorlar. Evet Ceza sistemi çocuğun başarısını nasıl etkiler? Yani ceza sistemiyle çocuğa bir başarı kazandırabilir miyiz? E, başarı kazandırabilirsiniz. Korkuyla kazandırabilirsiniz tabii ki. Ama iç motivasyon oluşturamazsınız ve cesaretini kırarsınız. Çünkü sürekli korkutulan çocuklar, değil mi? Cesaret gösteremez. Evet. Şimdi daha önceki programlarda iç motivasyon, dış motivasyon konuşmuştuk. İç motivasyon önemli ve iç motivasyonun ötesinde bir motivasyon kaynağı daha var Bu programda bunu konuştuk. O da ne? Güç motivasyonu, ilişki motivasyonu, bağlanma motivasyonu ve anlama motivasyonu. Herkesle bu motivasyon kaynaklarından biri büyük oranda var. Bu arada yüzde üç, yüzde dört, olmayan bulduk biz araştırmamızda. Onların motivasyon kaynağı ne onu daha keşfetmedik. Siz de kendinize sorun. Güç motivasyonu ne? Etkilemek istiyorlar. İlişki motivasyonu bağ kurmak istiyor. Anlama motivasyonu işine yarasa da yaramasa da her şeyi anlamlandırmak istiyor. Ee, başarı motivasyonu da yaptığı işi çok iyi yapmak istiyor. Bunlar sizde varsa bunlara uygun işler seçmelisiniz ve bir değerler sistemi oluşturmalısınız. Mesela güç motivasyonunuz varsa, değerler sisteminiz varsa lider olursunuz yoksa despot olursunuz. İlişki motivasyonunuz yüksekse, değerler sisteminiz varsa humanist olursunuz yoksa makyabelist olursunuz. Başarı motivasyonunuz yüksekse, özgüveniniz düşükse narsist olursunuz, mükemmelliyetçi olursunuz. Değerler sisteminiz yani öz değeriniz yüksekse o zaman da önce olursunuz. İşte çocuklarımızı gözlemleyelim, kendilerimizi kendimizi gözlemleyelim. Çocukların motivasyon kaynaklarına uygun işler verdiğimiz zaman çocuklar o işler hem keyif alır hem de çok başarılı olur ve bu başarı da kendiliğinden akar.